Cumhuriyetimizin 98. yılı münasebetiyle Ordu Valiliğimiz tarafından düzenlenen Şiir Vakti özel programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepinizin çok yakından tanıdığı ve şiire sevdalı olan Anadolu coğrafyasına modern zamanlarda şiiri yeniden sevdiren adam İbrahim Sadri ile Cumhuriyetimizin coşkusunu bu akşam burada çok özel bir şekilde sizinle beraber bir kez daha yaşamış olacağız. Sabahına, akşamına, yağmuruna, rüzgarına merhaba. Aşına, ekmeğine, sevincine, öfkesine, gidenine, gidip dönmeyenine, türküsüne, bozlarına, ağıdına merhaba. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanlara ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler katsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Giden gelmiyor. Tapusu şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan verilmiş sözdür. Vatan Selimiye'dir, Hacı Arif Bey'dir, Mevlana'dır. Vatan kitaplar, kütüphaneler, alimler, şehitler, tekkeler, üniversiteler, taş, toprak, ağaç, kuş, uçsuz bucaksız bozkırdır. Ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı. Önce ellerime, sonra gözlerime, evimize ve kalbime. Ben seni ilk bildiğimde anne demeyi öğrenmiştim. Dünyanın bütün kelimelerinden önce. Yüreğin her daraldığında, semalarında aynı sala, hanyalel sela. Bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyenlerin vatanı, yıldızlar yanınızdaydı. Cennetin kapılarında, Reyyan'da, Naim'de, Firdevs'te, Mevva'da, Adn'da, onun adıyla çağrılırlar kurtuluşa. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsan külünden yapılan bir hisar vardır. Çöllere bir türlü yağmıyor. Yeni bir koşulun başlangıcında biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Sakarya, saf çocuğum, masum Anadolu, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunu. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Ortada oturuyorum dedi, Sayın Valim artık siz arkada oturuyorsunuz, ortada değil orası yani. Biz hep alışmışız ya. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Sayın Valimizin yapıp ettiklerinden biraz da işte habercilikten ötürü, meslekten ötürü haberdardım ama açıkçası tanışınca çok kısa kendisiyle ve kıymetli hanımefendiyle bir sohbet fırsatımız oldu. Sağ olsunlar. Çay ikram ettiler. Bütün mülki idarecilerimiz, hepsi başımızın tacı, bu vatan memleket için ellerinden geleni ardına koymuyorlar ama şanslısınız, onu söyleyeyim, o kadar söyleyeyim, ötesini siz anlayın. Ben bu kadar söyleyeyim. Müthiş. Bana yıllar önce, kendisine de söyledim, ifade etmeye gayret ettim. Yıllar önce benim memleketimin valisi, merhum Recep Yazıcıoğlu'nu hatırlattı. Tuncay valimiz, hakikaten o da müthiş bir adamdı, yerinde duramazdı yani.
Allah yolunu izini açık etsin kıymetli valimizin. Ordu'ya çok yakıştığını bu güzel şehre söyleyeyim. İnşallah daha uzun süre mutlu olursunuz. Bu vesileyle bu önemli programda bizim de sizlerle buluşmamıza vesile olduğu için de ben ayrıca kendi adıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar efendim. Ordu ailemizin çok kıymetli mensupları, baş tacımız, şehit ailemiz ve kahraman gazilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve bizlere güzel bir akşam yaşatan, bizlere şiiri sevdiren, yıllardır takip ettiğimiz İbrahim Sadri abimiz ve çok ilgili ekibi. Ordumuza hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında sizleri ordumuzda görmek bizim için onur ve mutluluk vesilesi. Bu gün dolayısıyla bu aziz toprakları vatan yapan ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve canlarını hiç gözlerini kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. İyi ki ordumuza geldiniz diyoruz ve sizler adına, ordu ailemiz adına bu çiçeği İbrahim Sadri abimize takdim etmek istiyoruz.